Herkese merhaba. Bugün size Windows üzerinden görüntüleyemediğiniz hard disk bölümlerini nasıl biçimlendirebilirsiniz veya bu dosyalara nasıl ulaşabilirsiniz bunu göstereceğim dosya birimlerine. Şimdi öncelikle bu durum nasıl oluşur veya bunun nedenleri neler olabilir bundan bahsetmek istiyorum. Bir örnek vereceğim. Örneğin bilgisayarınızda bir Windows 10 işletim sistemi var ve siz bu işletim sisteminin yanına bir tane Linux işletim sistemi kurdunuz ve hard diskin bir bölümüne kurdunuz bunu. Çift işletim sistemi kullanıyorsunuz. Ardından bilgisayarınızda bir BIOS güncellemesi geldi ve bilgisayarınız Windows 10 üzerinden boot edildi ve siz tekrardan o Linux bölümüne, o Linux işletim sistemine ulaşamadınız. Bu tip buna benzer hatalar sonucunda bu problem karşımıza çıkıyor. Veya herhangi bir problem de olmuş olabilir hard diskinizde. Otomatik biçimlendirilip Windows'un göremeyeceği hale de gelmiş olabilir. Şimdi bize burada yardımcı olacak uygulama Paragon Partition Manager diye bir uygulama. Bunu internete yazdığınız zaman Community Edition'ını indirmeniz lazım. Yani topluluk versiyonunu. Böylece herhangi bir ücret ödemeden Paragon'u kullanabilirsiniz. Öncelikle size dosya gezginimi göstermek istiyorum. Burada bir SSD'im, Windows'un kurulu olduğu bir SSD ve hard diskim var. Hard diskimin de kullanabileceğim toplam boyutu 785 GB olarak gözüküyor. Şimdi bunu aşağıya alıyorum ve Paragon'u açmıştım buradan. Buraya alıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi 785 GB'ın yanında 146 GB'lık bir bölüm var. Ve bu bölüm herhangi bir atama yapılmamış, biçimlendirilmemiş bir bölüm. Ben bu bölüme create volume diyerek bölüm oluşturacağım. Onun dışında siz burayı açtığınız zaman diyelim ki bir Linux işletim sisteminin dosyalarını sileceksiniz. Burada hangi dosyaları görüntüleyemediğinize karar vermeniz gerekiyor. Ben burada 785 GB'lık bölüme görüntüleyebiliyorum. Diğer kısmı görüntüleyemiyorum. Görüntüleyemediğim bütün kısımları tek tek seçerek Operations'ın altından Delete Partition denilen bir bölüme tıklayarak tek tek sileceğim ve böyle biçimlendirilmemiş bir alan oluşturacağım. Bu biçimlendirilmemiş alanı da Create Volume ile biçimlendireceğim. Yani yapmanız gereken tek şey görüntüleyemediğiniz dosyaları tespit edip Paragon üzerinden Delete Volume veya Delete Partition operasyonuyla silmek. Bunu sildikten sonra böyle bir alan çıkacak karşınıza. Bunu da create volume şeklinde oluşturabiliriz. Şimdi burada volume'un ismi yani bölümün ismini bize belirtmemizi istiyor. Böyle de bırakabilirsiniz. Ben bunun ismini Arduinoloji yapacağım video içerisinde gözüksün diye. Create now dedikten sonra da bu kısım oluşturulacak. Videoda da herhangi bir kesim vesaire yapmıyorum ki işlemleri birebir görün diye. Birazdan dosya formatıyla, NTFS dosya sistemiyle formatlayacak ve Windows'un görebileceği şekli getirecek bu bölümü. Close diyorum ve herhangi bir bölüm seçili olmadı artık gördüğünüz gibi. Şimdi bunu aşağıya alacağım ve dosya gezginimi açacağım. Gördüğünüz gibi bir Arduinoloji bölümü oluşturuldu ve bu bölüm 146 GB ve buna Windows üzerinden artık görüntüleyebiliyorum. Bunun içerisine dosya aktarabiliyorum. Şimdi ben bu bölümü ana hard disk bölümümle birleştirmek istesem ne yapacağım? Hemen onu da kısaca göstereyim size. Hard disk bölümünün üstüne tıklayacaksınız ana bölüme ve expand kısmına tıklayacaksınız. Ardından bu çubuğu en fazla nereye gidiyorsa sağ bölüme ittireceksiniz ve 931 GB'lık bir bölüm oluşmuş olacak burada gördüğünüz gibi. Expand now diyorum. Bölümümü genişletiyor. Bu işlemleri yine Windows üzerinden işte disk part tarzında CMD üzerinden de
gerçekleştirebilirsiniz ama Paragon daha göze hitap eden, kolay kullanılabilecek bir sistem. Şimdi burada gördüğünüz gibi ufak bir kısım var. Yani bu kısım genelde hep kalıyor. Yani bunu ben tamamını birleştiremedim. Belki bu benim bilmediğim bir şeydir ama çok ufak işte 98 MB tarzında bir bölüm kalıyor. Dosya sistemiymiş gibi aynı. Orada bu kalıyor. Şimdi dosya gezginimi açıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada bir bölüm oluşturuldu. Ama onun yanında ekstra da bu bölüm ana hard disk bölümüm 931 GB'a yükseldi. Bu bölümü isterseniz formatlayıp silebilirsiniz. Böyle biçimlendirip silebilirsiniz bunun tamamını. Ama hani bu bölüm illaki kalacaktır. Bunu tamamen silip görüntüleme de bilirsiniz. Onu da hemen göstereyim. Buradan delete diyoruz. Görüntüleyip biçimlendirmeyeceğiz ve böylece göze de batmayacak dosya gezgininde. Görüntülemeyeceğiz yani bunu. Çok ufak bir kısmından feragat etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki Arduino'loji kısmı gitti. Bunun içerisindeki 146 GB da bunun üstüne eklendi. Ve 931 GB oldu gördüğünüz gibi. Yani özetle yapmanız gereken işlemler şunlar. Paragon'u indireceksiniz. Paragon'un arayüzüne girdikten sonra görüntüleyemediğiniz hard disk bölümlerini belirleyeceksiniz. Ardından o hard disk bölümlerinin üstüne tıklayarak Operations kısmından Delete Partition veya Delete Bölüm Volume denilen kısmı tıklayacaksınız. O bölümleri sileceksiniz. O bölümün içerisindeki bütün dosyalar gidecek bu arada. Onu da belirteyim. Ekstradan belirtmem gerekirse. Sonra o bölümü de benim gösterdiğim şekilde expand ile genişletip tamamını neredeyse kullanabilecek hale geleceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi o sondaki çok ufak bir dosyayı da nasıl ekleyebilirim, dosya bölümünde ekleyebilirim. Bilen varsa yorumlarda da belirtebilir veya herhangi bir hatam varsa da yorumlardan belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın ve evde kalın.